Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta tek MOSFET'le çalışan çok güzel bir Tesla bobini yaptım. Arkları muhteşem, çalışması mükemmel. Neler yaptığımı devre şemasında anlatacağım. Burada kabaca mekaniğini anlatayım. Burada bir şot gidiyotumuz var. Güçlü ve amperi yüksek. Sonrasında bir MOSFET kullandım. Direnç kondansatör ve bir trim pot. Bütün detaylar şemada. Bir sargımız var, bobinimiz. Bobine primerine girişinde 3 turumuz var. 3 tur 5 milim kabloyla sarabilirsiniz. Sonrasında 250 metre kadar yaklaşık 500-600 tur olduğunu düşünüyorum. Sardım. Çok güzel arklar aldım. Çalışma voltajımız 40-50 volt, 60 volt da verebilirsiniz. Detaylar şemada, sonra devam ediyoruz. Püf noktalarını da anlatacağım. Şebekeden 220 voltumuz girdi. 40, 50 ya da 60 volt üreten bir trafomuz olacak AC. Sonrasında bir diyotla doğrultuyoruz. Sebebini söyleyeceğim. Burada bir kondansatör kullanıyoruz. Bunun da sebebini anlatacağım. Hatta daire içine aldım. Bu çok önemli. Sonrasında gelen voltajımızı bir dirençle, 12 kalıplı direnç bölüyoruz. Potansiyometremize giriyoruz. Potanstan sonra MOSFET'imizin gate'ine bağlıyoruz. Neden böyle yaptığımı anlatayım. MOSFET'ler genelde datasheetlerinde de görürsünüz, 10 ya da 12 volt maksimum çalışma voltajıyla çalışıyor. Gate voltajı için söylüyorum. Eğer buraya fazla voltaj uygulandığında MOSFET'iniz anında bozulacaktır. Ben şöyle bir tedbir aldım. 12K dirençten böldükten sonra potanstan geçiriyoruz. Bu potans gate voltajını ayarlıyor. Yani 5 volt 6 voltu ayarlıyoruz ortalama. Eğer ayarı kaçırırsanız, çok döndürdüğünüzü hayal edelim. Buradaki dirençle, 10K'lık dirençle sonlandırıyorum. Ve 12 voltluk zenlerle de bir stop koyuyorum ki MOSFET'imizi direkt bozmayalım diye. MOSFET'ler ucuz değil. 50 liradan başlıyor, 150 lira arasında değişiyor. Çok önemli. Yani şunlar koruma amaçlı. MOSFET'imizi koruması için 600 tur 0.20 mikron tellen sardım. 500 olur, 600 olur, 650 olur. Sarabildiğiniz kadar sarın. 3 tur 5 milim telden. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de burada DC voltaj kullanmadık. Farkındasınız, köprü diyot koyup doğrultup göndermedik. Tek diyotla doğrulttuk. Bizim ihtiyacımız olan çok daha fazla ark yapması. Eğer tam DC voltajla çalıştırsaydık kandil gibi uzun yanacaktı. Böyle pat 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 ark yapmayacaktı. Şelale yapmayacaktı. Onun için tek diyotla doğrultup sonrasında 220 nanofarad bir kondansatörden yardım alıyoruz. Yani voltajımızı tam doğrultmuyoruz. Bu kapasiteyi değiştirip yükseltirsek, mesela 220 nanofarada 1 mikrofarad yaparsak şelalemizin rengi değişecek, şekli değişecektir. Bu en iyi performans. Tesla bobinimi böyle bir trafodan besleyeceğim. Üstüne de bir reosta kullandım. Bu reostayla trafonun 220 girişini 0 ile 220 arasında ayarlıyorum. Yani çıkış voltajımızı değiştirebiliyoruz. Ayarlı adaptör gibi düşünün. Bunu onun için kullandım. Teslim hazır bağlantısını yaptım, hemen çalıştırıyorum. Farklılık olarak böyle şişelerle, camlarla, aynalarla oyunlar oynayacağız. Bakalım görseli daha güzel nasıl yapabiliriz diye devam edelim. Şimdi önüne bir ayna parçası kullanmak istiyorum. Bu ayna parçasının içerisinde özel bir iletken madde var. Şöyle önüne koyacağım. Bunun da çok güzel ark yapıyor. Bir de buna bakalım. Görseller çok güzeldi. Benim de hoşuma gitti. Aynaları kullanarak yaptım. Bundan sonra bir bobin daha yapacağım. Bu çok güçlü olacak.
80 santim 1 metre ark yapmasını istiyorum. Ona göre hazırlıklar yapacağım. Güçlü bir Tesla için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.